Berkin Elvan olayında bir taziye mesajı yayınladı. O taziye mesajında iki şeye dikkat çekiyordu. Yani o taziye mesajında iki şey dikkatimizi çekiyordu. Bir, Alevileri, yani üzüntülerini paylaşmak adı altında Alevileri tahrik eden, hükümete karşı tahrik eden. İki, hükümeti açık bir biçimde suçlama. Şimdi bakınız, aynı şeyi Mayı Marmara olayında yaptı. İsrail otoritesini meşru gösterdi. İzinsiz gittiği için şehit olanları suçladı. Bunları gönderen AK Parti hükümetini suçladı. Şimdi bu Türkiye'nin Netanyahu'su, yani Fetanyahu, dünden beridir Fetanyahu diyorum artık. Türkiye'nin Fetanyahu'su, Fethullah Gülen. Çok ilginçtir. Bakınız bu olay meydana geldi. Şu an mesela ben burada bir şey söylemiş olsaydım, Cem bir şey söylemiş olsaydı, Reşat Bey bir şey söylemiş olsaydı, Twitter'daki bütün o paralelci troller harekete geçerdi. Yüzlerce, binlerce tweet atarlardı her birimizin aleyhine. Bu olay başladığından beri bir tek tweet atmadılar. Bu teröristleri, teröristlerin eylemlerini kınayan bir tek tweet atmadılar. Bu Fetanyahu'nun şakirtleri. Bu Fetanyahu'nun alçak izleyicileri. Mehmet Bey, bir tweet RT yaptılar. Hem de Samanyolu TV'nin Asım Yıldırım onu isimli. Onu biliyorum. Evet. Onu siz söyleyin diye ben. Ama yani, evet. Bu Fetanyahu tehlikesine, yani Netanyahu, İsrail'in başbakanı, Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye hangi söylem ekseninde düşmanlık yapıyorsa, Pensilvanya'daki Fetanyahu da aynı söylem ekseninde düşmanlık yapıyor. Berkin Elvan üzerinden Nazlı Ilıcak zihniyetindekiler, bakınız Hasip Kaplan'ın HDP adına HDP'li milletvekili söylemlerine bakınız. Kılıçdaroğlu'nunkine bakın. Nazlı Ilıcak'ınkine bakınız. Hepsi birbirini bütünleyen, hepsi hükümeti suçlayan, terörü bir biçimde meşrulaştıran, aklayan, paklayan.